Efendim adamızın otantik mimarisine hoş geldiniz. Ama bu ev internetteki ev değil. Şimdi yok, aslında bu ev. Fotoğraf biraz eski olabilir ama 30 yıl öncesi kadar eski. Ama dışı toparlanabilir, değil mi? Yani hem içi daha iyidir, hem eşyalı yani sonuçta. Şimdi eşyalı derken ne anladığımıza göre değişir eşya. Ben anahtarı vereyim şöyle. Alın. Hayırlı uğurlu olsun. Yeni evinizde mutluluklar. Buyurun. Sağlığa bak sen. Emlakçı olmuş bir de başımıza. Ya Haziran abla o evde nasıl kalacak ki? İnsan başına gelince her şeyi çekiyor işte. Paraya sıkışmışlar, yazık. Geçici bir sıkışıklık dedem. İnşallah öyledir. Bak şimdi, bu kız bizde de kalmıyor. Biz en azından eşya işini halledelim. Biz de böyle fazlaymış gibi onu rencide etmeden verelim. Öyle yapalım. Ev feci. O konuda konuşmak bile istemiyorum. Ne bileyim. Ya annem başarısızlığını söylemek... İçimden gelmedi. Küsler ya. Bir de Poyraz'la ortak olduk. Beraber çalışacağız. Ya ben de Poyraz'la burun buruna çalışmak istemiyorum ama mecburum. Ne yapayım? Oturduğum yerden para alamam. Beraber çalışırız diye tutturdu. Ona karşı olan durumumu zaten biliyorsun. Yani sırrım ortaya çıkarsa neler olur düşünmek bile istemiyorum. Nehir! Hadi kalanları da getir kızım. Onu ihbar eden kişi hemen yanında. Ama Poyraz bunu bilmiyor. Ben dümdüz, kötü, yalancı biri mi oldum ha? Hayır, sen kötü değilsin. Yalancı da değilsin. Yani tamam bir yalana ortak olmuş olabilirsin ama... Bak ne diyeceğim? Söylediğin yalanları, yaptığın... Kötülükleri bir yere yaz, ada defterini kapatınca hepsi için bir iyilik yaparsın. Nasıl? İyi fikir. İyi fikir. Hadi görüşürüz. Çay koyacak mısın anneciğim? Nehir? Ben Haziran ablayı da alayım. Sahilde içelim çayımızı olur mu anne? Olur tabii. Olur kızım. Olur hem de çok güzel olur. İyi hadi bakalım. Villalarda zengin adalılar mı yaşıyor? Hayır sadece yazları kalanlar. Onlar da buraya uğramıyor zaten. Yani meydanda onların ilgisini çekecek bir şey yok. Sen niye geldin? Anlattım ya. Ha geçici bir sıkışıklık. İnanmadım. Yani inandım da. Arkadaşınla konuşurken şey dedin. Sen benim Biricik'le konuşmamı mı dinledin? Dinlemedim. Dinlemedim ya. Ben odama gidiyordum. Sen de kapıyı açık bırakmışsın tesadüfen. Ne duydum bilmiyorum ama yanlış anlamışsın. Ona karşı olan durumu biliyorsun dedin. Sırrım ortaya çıkarsan ne yaparım dedin. Ne saklıyorsun sen? Niye geldin adaya? Butik otel açmak için. Ya doğruyu söyle. Ne saklıyorsun? Hiç. Hiç ya neyim ben? Ajan falan mı? Hala yalan söylüyorsun ya. Poyraz abiyi kandırmana izin vermeyeceğim tamam mı? Çünkü o bunu hak etmiyor. Ben şimdi gidip her şeyi... Nehir. Nehir tamam. Tamam. Tamam anlatacağım ama... Ama eve gidelim. Evde anlatacağım. Tamam. Şimdi. Hadi eve gidelim. Poyraz abi. Ben
biraz aşık oldum. Aşık mı oldun? Aşık oldum mu? Aşık oldum mu biz? Bir sabaha kadar dans ettik. Sonra antik kente gittik. Gün doğumunu izledik falan. Sonra bir baktım. Benim aklım fikrim Poyraz'da. Nehir, bana mı seslendin? Ya bak belki yanında yakınında olursam o da bana karşı bir şey hisseder diye düşündüm. Bütün sırrım bu. Başka sırrım yok. Bütün sırrım bu. İspatla. Ne? Ne, sen delirdin mi? Bir şey mi oldu? Sana bakmak insanın ömrünü uzatır. Geç karşıma da birkaç yıl eklensin hayatıma. Sen geçerken ayrılık zırhını kuşanır. Çek aşkını da canın pahasına, savaş onunla. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelip buzullar gibi sen bana girince. Ne yaptım ben ya? Ben ne yaptım? Sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelip buzullar gibi sen bana yürüyünce. Sağa dönün. Şimdi lütfen sola dönün. Ya sol sağ. Bir karar versen ben nereden gideceğim? 50 metre sonra sağa dönün. Çarşıda dolaşmaya mı çıktın? Yolunu mu kaybettin? İkincisi. Ama kendi başıma hallediyorum ben. Seyir'de bile kaybolmadım. İnternetim kesildi. Ben nasıl çıkacağım bu çarşıdan? Bu sokaktan devam ediyorsun. Sağa dönüyorsun. Niye diye sormuyorsun? Çünkü senin anlatmanı bekliyorum. Ya anlatmasam? Ya öylece havada bırakırsam? Bence bırakmayacaksın. Peki. Peki tamam, anlatacağım. Anlatacağım ama sırf yanlış anlama diye. Tamam mı? Bak, o olayın hiçbir anlamı yoktu. O yani öylesine oluverdi. Birden oluverdi. Bak sakın şey falan sanma. Yani ben sanki senden yani olayı ciddiye alma, tamam mı? Hatta hemen onu gitsin çünkü çok saçma. Çok aşırı saçma. Tamam. Tamam, anladım ben seni. Sakin. Tamam. Ben zaten şimdiden unuttum o olayı. Sıkıntı yok. Thank you.
dakika, pardon. Alo? Poyraz'ı öptüm. Nasıl? Bir dakika. Şey, duyamıyorum. Poyraz'ı öptün dedin, anlıyorum. Poyraz'ı öptüm, evet. Nasıl yani? Daha 2 saat önce konuştuğumuzda aramızda hiçbir şey yoktu. Adada hayat bu kadar hızlı akıyor olamaz herhalde. Hayır, ne oldu? Bilmiyorum, böcek böyle bir şey geçti zıplaya zıplaya ya, of. Dur bir dakika, içecek bir şeyler alayım, öyle anlat. Tamam. Evet, dinliyorum. Bir seninle konuşmalarımızı duymuş. Sonra beni böyle bir sürü soru yağmuruna tuttu. Üstüne de Poyraz'ı görüp ispatla deyip durdu. Ya ben de gittim adamı böyle küt diye öptüm. Öptüm ya, ben bayağı gidip Poyraz'ı dümdüz böyle küt diye öptüm. Peki bu sana ne hissettirdi? Biricik, ne diyorsun? Ya Yaşan koçum bana hep bunu soruyor bir şey anlattığımda. Hadi söyle, ne hissettin? Yani ben ne hissedebilirim ki? Ki ben ilk görüşte Poyraz'ı gördüğümde gıcık olmuş bir insanım yani. Tamam, o zaman asıl kritik soruyu soruyorum. Poyraz ne hissetmiş olabilir? Ama onu ne hissedecek? Taş gibi soğuk. Ruhsuz, duygusuz. Yani böyle ateş olup değsem kılı kıpırdamayacak, o derece yani. Hem zaten şimdiden unuttum dedi. Unutmuştun değil mi? Yani öyle dediyse unutmuştur. Neden yalan söylesin? Demek ki o da çok fazla umursamamış. İyi bir şey bu. Aynen canım. Aynen. Umursamaması daha iyi. Böylesi kesinlikle daha iyi. Ben de böyle hiçbir şey olmamış gibi, buzlar kraliçesi gibi cool davranırım. Ona aşık olmadığımı iyice anlar. Allah'tan neyse ki bu olay esnasında... Öpüşme olayı esnasında. Neyse işte. Etrafta kimse yoktu da rezilliğimi gören kimse olmadı. İyi, sevindim. Ya benim artık bu odada başıma daha ne gelebilir hiç bilmiyorum. Ya! Nefret ediyorum bu adama! Of! Ben biliyordum böyle olacağını. Neyi biliyordun? Şimdiden unuttum. Umurumda bile değil diyordun. Ne oldu? Konuşmak için evime kadar geldin. Demek ki o kadar cool değilmişsin. Nasıl yani? Sen buraya mı taşındın? Yapma lütfen Poyraz. Gecenin bir vakti buradan tesadüfen geçiyordum. Yalanını atmayacaksın herhalde, değil mi? Yok. Öyle bir şey söylemeyeceğim. Kendi evime gidiyordum ben. Buradan geçişimin seninle bir ilgisi yok yani. Anladım. Demek o kadar coolmuşsun. Ne yani şimdi sen evine gidip gelirken sürekli buradan mı geçeceksin? İyi yani. Biraz öyle olacak. Ha, biz mecburen karşılaşacağız yani. Maalesef. Ya ben şimdi her bahçeme çıktığımda senin evini mi göreceğim ya, gerçekten şahane. İnanamıyorum yani, şahane. O zaman bakmak istemiyorsan gözlerini kaçırırsın. Kaçırdım. Duydun mu kız, duydun mu? Poyraz'la yeni kız öpüşmüşler.
Biraz canım. Burak, akşam aradım açmadın. Evine gelecektim ben seni. Sen ne konuşuyorsun ya? Sen ne konuşuyorsun? Mahvettin zaten beni. Senin yüzünden Poyraz'ın yüzüne bakacak halim kalmadı. Ya özür dilerim. Tamam ben konuşacağım Poyraz abiyle. Merak etme sen. Sakın. Sakın bak, zaten düşününce bile başıma ağrılar giriyor. Bak Poyraz sana ne anlattığımı asla bilmemeli, tamam mı? Asla. Ya ona aşık olduğunu söyleyeyim. Sana sen. Ya önce o senin peşinden koşsun. Önce o sana aşkını itiraf etsin. Korkma, ben halledeceğim her şeyi. Nehir. Bak bu meseleyi daha fazla kurcalamanı istemiyorum, tamam mı? Tamam sen merak etme. Ya unutmadıysa. Ya ben şimdi nasıl bakacağım onun yüzüne ya? Buna koyabilirsin. Yürürken mi içeceksin? Ha, evet. Ağlayacak canım Türk kahvesi ya. Melisa, bahçedeki şeftalileri getirdim ağaçta çürümesin diye. Ha, Aliye teyze fazlasını reçel yapıyordu, değil mi? İşe başlamışsınız birlikte, hayırlı olsun. Hı, sağ ol. Havada gözlerini kamaştıracak kadar güneş de yok aslında. Adı güneş gözlüğü. Sadece güneşten kaçmak için kullanılmıyor. Gölgede de takılıyor. Ha, peki sen neyden kaçmak için kullanıyorsun? Göz göze gelmekten mi korkuyorsun? Yok canım. Niye kaçırayım yani? Al işte çıkardım bak. Kahve olmadı mı hala? Sağ ol, görüşürüz. Otele gidiyoruz değil mi? Evet. Herkes bize mi bakıyor yoksa bana mı öyle geliyor? Bir de niye sabah sabah bu kadar mutlular? Ben tahmin ediyorum da. Neyse. Bana da söylesene. Şuver. Bu yolu yaptırmak lazım. Yani konuklara gelirken spor ayakkabıyla gelin denmez. Sonra salaş bir kamping işletiyoruz falan sanırlar. Bak sen buraya beton falan döktürmeyi düşünüyorsan vazgeç. Taş döşeriz. Taş maliyeti artırır. Sular gelmiş. Geç kalmıyor. Bekle. Bekle. Kim görmüş öpüştüklerini? Bütün ada görmüş. Yapma ya. Burası ne kokuyor böyle? Ne kadar güzelmiş. Aa, mimoza. Her baharda rüzgar bütün adanın mimoza kokusunu alır buraya getirir. Bak bunu akasiteye yazalım. İnsanlar hikayesi olan yerleri severler. Aynen. Günaydın. Günaydın. Erken gelmişsiniz. 5 dakika oldu geleli. Bu hanım kızımız? Haziran. Poyraz'ın ortağıyım. Biz burayı hep beraber hip bir butik otele çevireceğiz. Ama önce bir zemin etüdü yapalım. Sonra ben size yapacağımız projeyle alakalı zaman ve para maliyetini gösteren bir sunum hazırlayacağım. Alusta, biz bir bakalım tesisatları da, maliyeti ne olacak, ne harcayacağız, nereden kısacağız, bir onları görelim. Duyduk, çok sevindi kızım. Bir ömür boyu sürsün inşallah. Çok sağ olun. Ha, bir ömür değil. Bir sezon gitsin yeter. Ali işte burada şimdi toprak. Bu yerlerdeki taşlar falan da güzelmiş. Buraya şey kargılar yaparız. Ondan sonra boyalarını değiştiririz. Şuraya şirin bir resepsiyon yaptık mı tamamdır. Ha bu arada benim İstanbul'da bildiğim çok iyi bir vintage dükkan var. Oraya gidip mobilya seçmemiz lazım. Ben gelmem İstanbul'a falan. Niye? Gelmem çünkü. İyi. O zaman ben gidip seçerim. Sen de getirdiklerime razı olursun. Ha bak bu arada bu duvarı yıkmamız lazım. Bir kere o konuda kesinlikle anlaşalım, tamam mı? Duvar kolay. Bir günde yıkılır. Ali Usta, şu hatları da göstereyim sana. Bir günde yıkılır mı? Unutmamış.
önce göz göze gelmekten kaçıyor musun dedi. Şimdi yine iman laf. Ya kelime kelime aktar. Tuvar bir günde yıkılır dedi. Bir günde öptüm ya, onu kastetmiş olabilir mi? Ben de şüphelendim. Bunu da atalım. Olur. Bir dakika, niye atıyorsun ya? Dursun bu. Atılsın. Dursun dedim. Bak, retroyu ben de severim. Ama bu eski, çalışmaz ki. Eski dediği hemen çöpe mi atalım bunu? Bak, benim eskiyle işim olmaz. Ben geleceğin peşindeyim. Odalara bakacak mısınız? Bakalım usta. Bakalım. Ya bir konuda da anlaşalım ya. Bir konuda anlaşalım ya. Buraları başka renge boyarız. Yani adaya gelecek insanlara eğlence vaat edemeyeceğimize göre huzur ve romantizm kartını oynayacağız. Onu da size de iyice vurgularız. Adada aşk diyorsun yani. Poyraz, dün geceki olayın hiçbir anlamı olmadığını söylemiştim. Yani benim bu dünyada öpüşmek isteyeceğim en son insan sensin. Ben de seninle öpüşmek için delirmiyorum zaten. Merak etme. İyi. En azından bu zamana kadar tek bir konuda anlaşabildik. Tamam. Yani dün gece öyle saçma bir şeydi, oldu. Sürekli böyle imalı laflarla, bakışlarla falan bunu hatırlatmana gerek yok. Ya ben sana bir şey hatırlatmaya çalışmıyorum ki zaten, ne hatırlatması? Tabii tabii, aynen değil mi? İşte göz göze gelmekten kaçıyor musunlar, duvarlar bir günde yıkılırlar, adada aşk falan. Bunlar ne peki? Haziran, ben bir şey ima etmem, bir şey söylüyorsam dümdüz söylerim. Ayrıca ben sana bir şey hatırlatmıyorum da. Sen o olayı aklından çıkarmaya gibisin. Ne alakası var canım? Kapatalım mı konuyu? Kapatalım aynen. Nehir bana anlattı zaten her şeyi. Ne anlattı? Nehir sana ne anlattı? Dur bekle beni. Ne anlattı? Nehir sana ne anlattı ya? Ne anlattı diyorum, cevap versene. Ne konuştuysanız onu anlattı ya. Ne bu panik? Ne konuşmuşuz? Poyraz abi. Bir saniye. Efendim Tuna? Çatının hali işler acısı. Yapma ya. 3 haftada oturulacak hale getiririz. Ne demek 3 hafta ya? 3 hafta çok uzun. Yani biz 3 haftada bütün sezonu kaçırırız. Biz en iyisi şöyle yapalım. Adadaki bütün ustaları alalım. Herkes gece gündüz çalışsın ve bu işi hemen bitirelim. Tamam mı? Ha? Adadaki bütün ustalar burada zaten bak. Nasıl burada? Yani adada başka usta yok. Ne demek yok ya? Ne demek yok? Biz o zamana kadar boş boş duracak mıyız böyle yani? Biricik, şu an toplantıdayım. Ay dur, 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 kapatma. Gerçekten ima mı etmiş? Hayır, ima falan etmemiş. Ben yanlış anlamışım. Bunu da rezil olma haneme yaz, tamam mı? Ay yapma. Uf, tüh. Gerçekten. Biricik. Ay olsun. Ne haber? İyi, sen nasılsın? Ben de Haziran'la konuşuyordum. Canımcığım, kapatıyorum. Kapatma Haziran, ne haber? İyidir, iyidir Yusuf'un da. Biz sonra konuşalım olur mu? Ben şu an bir toplantıdayım. Eylül'le Adar'ın nişanında kriz. Ne diyorsun? Ayrılıklar mı? Daha fena. Nişan için yer bulamamışlar. Ay inanmıyorum. Bütün yerler klişe gelmiş. Ay. Eylül'de farklı bir mekan konsepti isteyince olanlar olmuş. İnanmıyorum. Burada yapsınlar. Orası neresi? Burası ada. Burası Kırlangıç Adası. Burada yapsın. Ada? Bahçe için bir haftamız var. Bir haftamız var. Sadece bir haftamız var. Nişan organizasyonu aldık. İlk işimiz Poyraz. Aferin. Aferin güzel. Tamam, şimdi hızlıca bir yere oturup bütün detayları konuşuruz. Senin ağzından az önce iyi bir şey mi çıktı? Hem de bana karşı. Hadi gidelim. Of. Ya meydana bununla gelseydin o kadar yolu yürümezdik. Sen. Aramadım. Ama böyle cezbedici, şahane bir sunum yaparsam eğer organizasyon bizim.
Ama ondan önce bir brainstorming yaparız. Yani... Neyin fırtınası? Ha Haziran. Yaptın mı tatil planlarını? Evet. Sen de bütün tatil kuşları gibi güneye mi uçuyorsun? Ya aynen öyle oldu, evet. Ben sizi daha sonra arayayım mı? Dur, bu acil. Şu adadaki araziyle ilgili bir pürüz çıktı. Nesli tükenen tümür bir şey diyorlar. Kesin değil ama sonradan başımıza bela olmasın. Sen tatile başlamadan adayı bir kere daha gidip kontrol eder misin? Ben İstanbul'da değilim. Çok uzaktayım. Yapma ya. Ayrıca o meseleyle daha fazla ilgilenmek istemiyorum. Bu konuda çok netim. Ne yapalım? O zaman sana iyi eğlenceler. Teşekkürler. Eski bir iş başvurusu. Yeni dönüş yapıyorlar da. Çok güvenilmez bir şirket. Onların yaptığı işte payım olsun istemiyorum. Nasıl yani, sen şirkete başvururken nasıl bir iş yaptığını bilmiyor muydun? Hayır. Sonradan öğrendim. Neyse, işe alınmaman senin için daha iyi olmuş o zaman.